Peki Alanya'ya yakın bir yerde mi yaşıyorsunuz? Evet. Yakın bir yerde yaşıyor. Özellikle mesela Alanya'nın yakınlarında daire falan tutmayın. Mesela İrem Hanım zengin. Alanya'ya yakın bir yerlerde daire tuttuğunuz zaman trilyoner olmanız gerekiyor. Çok pahalı. Çünkü Alanya'ya yakın olması. Alanya çok kaliteli bir alışveriş merkezi olduğu için yakın yerler çok pahalı. Ankara'da oturuyorum. Buraya çekime geliyorum. Yani o kadar uzaklaştım Alanya'dan. Çok fakirim çünkü. Alanya magazin programı çekiyoruz. YouTube'da çekiyoruz. Instagram'da, televizyonda isterlerse yayınlıyorlar. İş ilk önce isminizi başlar mısınız? Eda. Eda Hanım. Neyin edasısınız siz? Maraş. Maraş'ın edası. güzel cevap. Evet. Maraş'ın edası. Maraş'ın edası. Şimdi Maraş'tan mı geliyorsunuz buraya? Hayır. Alanya'da mı yaşıyorsunuz? Alanya'da yaşıyorsunuz. Ama Maraşlıyız normalde değil mi? Evet. Maraşlılar böyle esprili olarak hani dondurmayı verirler vermezler falan. Öyle yaptılar mı size daha önce? Yok yapmadılar. Ben... Maraşlı Maraşlı'ya yapmıyor. Evet galiba. Dondurma yediniz mi Maraş dondurması? Tabii her zaman. Beğendiniz mi? Çok. Güzelleştiniz o zaman. You are beautiful and I'm beautiful. Because Alanya is very beautiful or not? Yes of course. Karıncanın kafasını sökmüşler. Ne var ya? Gel. Kapa bak. Atlı karıncanın içini göster. Karavan içerisinde bırakmışsın abi. Yok. Var mı bir şey? Sıkıntı var mı? Yok. Sadece çocuklar kalkmış. Kenar almaya çalışacağız. Ha, öyle mi? Eyvallah. Bu atlı karınca çok tercih ediliyor. Paranın anasını alatmışsın. Yok. Ya, ekmek parası çıkıyor işte. Kendiniz evde Maraş dondurması yapabilir misiniz? Yaparsanız tarifini alayım severlere söyleyebilir misiniz? Misiniz? Yok yapamam. Siz ne yaparsınız efendim? Ne, yemek yapabilir misiniz? Yani. Ben evi kendi doğum günüme çekiyorum. Merhaba. Nasılsınız? Kendi doğum günü. Evet. İyi ki doğdun abi. Çok teşekkür ederim. Benim hiç arkadaşım yok. Elimde mikrofon alıp merhaba. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Nereye gidiyorsunuz? Bak kaçtı gel. Bak göz kaçar. Böyle. Bak bıraktı seni kaçtı. Yani ne biliyor ben sapık mıyım? Ben seri katilim belki. Seni bırakıp kaçacak mısın? Tam dik. Tövbe estağfurullah. Evet vallahi. İsminizi başlar mısınız? Hüseyin. Hüseyin Bey nereliyiz efendim? Diyarbakır. Süper. Arkadaş nereliydi? Antep. Antep mi? Hani baklava yiyince hareketlendi tabii. Aynen. Baklava yiyince hareketlendi. Ben neydim? Julia. Julia! Julia. Neden? İlgisini çekiyor. Ben de bilmiyorum. Döndüğü için. Biz öylesine kurduk buraya süs diye geldiler. İki çöpmüş lan para. Nasıl bilmiyorsun lan? Bilmeden mi aldın? Yok ben çocukken bilmedim. Bizim çocukluğumuzda yoktu böyle bir şey. Biz bilye oynuyorduk işte. Ha. Satranç. Biz bilye. Bizim tekerlekli şeylerimiz vardı. Bu internette gördüm ben. Baktım rağbet var. Biz de buraya getirdik Alanyum'a. Ben 7 yaşında kızım. Çok bindirdim. Çok eğlendim. Ağladığı zaman buraya gelip bindiriyordum. Çok güzel oluyordu. Gerçekten hani eğer çocuğunuz huysuzsa, sinirliyse buraya geliyorsun. Alanyum'a geliyorsun. Alanyum'un bir... Özelliğinde bir tanesi var. Yukarıda da oyuncakçı diyeceğim. Evet. Oyuncakçı deyince adam alınabilir mi? Oyun salonu. Aynı zamanda... Ha, burada küçük çocuklar için yukarıda olmayan... Atari salonları. Güzel. 16 yaşındakiler genelde 16 yaşındakilerle arkadaş kılıyor. Peki çevrede 16 yaşında nasıl buluyorsunuz birbirinizi? Yani arkadaşımız oluyor. Okul var. Ben okula gitmedim ya. Oradan bile okuldan buluyorlar. Sınıftan değil mi? Buradan cevap geldi İrem mi? İrem Hanım'dan. Sınıftan. Peki bir şey sormak istiyorum. Okulda en sevdiğiniz hoca kim? Bilmiyorum. Hepsini seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Matematik, coğrafya, fizik. Oo bayılırım hepsine. Hepsine bayılırım. Bayılırım. Evet. Kanat notu var değil mi? Hala var mı kanat notu? Var. Yok. Sözlü olarak veriyorlar şu anda. O da artık biz alıyoruz. Onu da siz alıyorsunuz. Ha. Bizim kanat notu. Daha zor. Hangi okusun ki? Oba Nazmi. Oba Nazmi de gerçek isim olarak çok zor ya. Oba Nazmi. Nazmi Oba. Bu kız haydi. Oba Nazmi Yılmaz. Oba Nazmi Hunaz. Oba Nazmi Yılmaz. Yılmaz. Oban. Ya şimdi ben eskiden biliyorsun kulak duymuyor. Yaşlı adam olduğum için 44 yaşında falan olduğum için %50 bir de maskele takınca dudak da okuyamıyorum arkadaşlar. Sıkıntı çıkıyor. O sizden kaynaklanmıyor. Evet. Yani gel canım gel. Seni bak o kadar laf ettik arkandan. Beni bıraktı dedi. Savaşlı da olsa bırakacak mı dedi. Belki ben seri katilim. Belki ben deliyim. Ben deliyim. Ne abi ya senden olsan seni buraya alırlar mı? Ama bak gördün mü? Allah'ın kalitesini gör. Tabii canım. Seni buraya almazlar. Bir kere deli olsan ateşin olur. Ateşin olsa seni kapıda sokmazlar. Bravo. İşte bak beni böyle şey yaptı. Böyle akıllı adam gel. Gaziantep gel. İsim neydi? Mustafa. Mustafa Bey Alanya'ya ne zamandır geliyorum? 2015'ten beri buradayım. 2015'ten beri Alanya'ya buraya geliyorsunuz. Evet. Şöyle bir misyonunuz var siz belki farkında değilsiniz. Çocuğu ailenin mutluysa kendisi de mutlu. Çocuk sektöründe çalışan insanlara acayip saygı duyuyorum. Sağ olun Mehmet Bey. Şurada. Artık hepimiz zenci olduk. Çık. Korona. Gel.
İsminizi başlar mısınız? Harika. Harika Hanım. Oo harika. Harika Hanım harika çıktılar oldu. Bak kafiyeli bulmadı kendisi bulmuş. Harika Hanım. Doğarken size mi harika dediler? Evet. Yani harika olacağınızı nereden bilmiş? Küçükken çocuklar... Babaannem bilmiş. Babaannem. Küçükken genelde çocuklar şey olmaz ama böyle gözler buruşuk buruşuk olurlar. Yani demek ki o zaman bile anlamış. Küçükken bile harikaymış. Harika Hanım. Peki Harika Hanım. Burada kaç senedir burada çalışıyorsun? Ben 6 ay oldu. 6 ay oldu? Aha, evet. 2 aylıkken bu olaylar çıktı, kapattık. Ha, olaylar çıktı. Yeni, evet. Şu an yeni. Sıkıntı var mı şu an? Yok. Hareketlenme var. Evet. Beyefendi de söyleyeyim. Çocukları eğlendirme çok güzel bir şey. Hem çocukları eğlendirip sevap alıp üstüne para alıyorsun. Böyle iş mi var ya? Hem sevap hem para. Bak ben bunu yeni buldum. Evet. Hem çocuklar mutlu oluyor. Mutlu olduğu zaman mesela aile geliyor Allah razı olsun diyor. Hem bir yerden sevap hem bir yerden cep. Ne güzel işte ya. Şöyle ben yan taraf karşıya. Olur mu? Rekabet. Alanya'da bir slogan bulmak isteseniz. Hangi slogan? Çek orayı. Orayı çek. Bilmiyorum ki yani hiç düşünmedim daha önce. Alanya'nın sloganını söyleyeyim şuraya. Alanya güzel yer. Alanya güzel yer. Alanya'm. Alanya'm. Tabii. Alanya'ma neden gelsin insanlar? Yani buraya gelebilirler ortamı rahat. Ortamı rahat? Evet. Ortamı rahat. Ortamı rahat da. Ortamı rahat da. Eda'nın gözüne soktuğun resmen kamerayı. Tamam kameram var pahalı falan diyorsun da gözüne sok. Tövbe estağfurullah. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kolay gelsin efendim. Afiyet. Her şey. Boyner'e girdik bir şort 400 milyon. Tamam da hepsi içinde böyle. Şort kendi yüzme özelliği mi var 400 milyon için? Abi belki batmayan şorttur evet. He? Batmayan şort senin sağlığını düşünüyor. Şimdi 10 liralık şort giyeceksin. Seni içeriden bir köp yapalım çeker gibi çekecek. Ama 400 milyon şort olunca sen batsan şort batmaz. Tamam. Şortun içinde sen olduğun için de sen batmayacaksın. Nasıl? Olur mu ya? Şort çıkar giderse. Abi şort belki, belki özel adamlar içindir. Belki benim içindir o şort 400 milyon. Tamam o zaman bir... Şimdi... Alırız ne olacak ya? Arkadaş slogan olarak böyle bir şey buldu. Siz slogan olarak alayımı ne bulabilirsiniz? Valla ne söyleyeyim hocam aklıma bir şey gelmiyor ya. Kadar iyiyiz alayım. Aklıma bir şey gelmiyor. Slogan çok iyi. Gerçekten. Aynen. O da bir... Çarp doğru. Adam böyle gülerken camdan içeri girecek bir gün vitrine gidecek. Orada 400 lira şort pahalı derken burada 5 milyar ödeyecek yani vitrine yani. Param var. Belli. Takat peşinden anlaşılıyor. Tabii ki de paramız var. Adam... Şeyler için biz para ödemeye bu ne kadar mesela ya. Bunun üstündeki? Bu üzerimdeki 90 lira. Üzerinde tur şerde 90 lira veriyor, şorta, özel bölgeye 400 lira vermiyor. Nasıl insanlar? Evet sevgili dostlar, bir saniye güzel bir hanımefendi var, onu çekeceğiz. Buraya dön Faruk. Faruk, isminizi alabilir miyim? Esmira. Esmira Hanım, Esmira Hanım. Ne manaya geliyor? Biliyorum ama insanlar bilmiyor. Bilemiyorum. Siz bilmiyorsunuz çünkü Esmira, yabancı bir isim. Evet. Hangi isimdir Esmira? En çok, nerede kullanılıyor? Yanılmıyorsam... Arapçadan gelme bir Arapçadan gelme evet. Esmira süper. Nereliyiz efendim? Azerbaycanlıyım. Azerbaycanlı evet görüyorsun zaten Azerbaycanlı hep güzel olur. Bak Azerbaycanlı hocam var ben illüzyonistim aynı zamanda. İllüzyonistim yani. Çok iş yapıyoruz Türkiye'de 3-4 tane iş yapıyoruz ki. Hanımın isteklerini yapalım. hocam benim Azerbaycanlı oradan Azerbaycanlıları çok iyi tanıyorum kardeş ülke. Çok bakımlılar. Çok kendilerine iyi bakıyor. Daha önce ne iş yapıyorduk? Güzellik merkezinde çalışıyorduk. Güzellik merkezinde oradan mı geliyor güzellik anladım. Güzellik merkezinde iş yapıyor mu? Yani çünkü güzel olan insanlar da güzellik merkezine geliyorlar. Hani böyle bir ben daha güzel olacağım, ben daha güzel olacağım falan. Yani güzellik merkezi tabii ki yapıyor her zaman. Ya da güzel kalmak için de düşünebiliyor değil mi? Evet aynen öyle. Yani sadece güzellik merkezinde sadece güzellik için değil kendi kişisel bakımlarını da yapıyorduk. Kadınlar mutlu olunca herkes mutlu oluyor. Çocukları da mutlu oluyor, eşleri de mutlu oluyor. Neyse onları rahatsız etmeyin çünkü şey yapabilirler, bana kızabilirler. Çünkü benim kızım oyun oynarken yanına girip öptüm falan zaman baba senin yüzünden yerledim ya falan yapıyor. O yüzden sıkıntı çıkabilir. Çok teşekkür ederim. Lacoste giyiyorsunuz. Ne kadar güzel. Siz ne giyiyorsunuz marka? Yok. Marka yok. Marka olmayan markaya 90 lira veren bir insan 400 lira boyner şortuna vermiyor. Evet. Burada... Çok... Çok teşekkür ederim. Şöyle yapıyoruz. Özür dilerim. Bu ne kadar üstü zincir? Hey. Valla bunu 30 euroya aldım. 30 euroya aldın işte görüyorsun. Giyimi seviyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Severim. Hani altınlar var, altın seviyor musunuz? Severim. Seviyorsunuz. Peki bir şey soracağım. Bu kaliteli giyinme olayı biraz pahalı kaç? Mesela aylık mesela ne kadar harcıyorsunuz? Kendinize ne kadar harcıyorsunuz aylık? Ya, ayına göre değişir. 1000-1500 euro olabilir. 1000-1500 lira. Euro. Lira. Euro. Lira. 1500 euro. Ben söylerken biraz zorlanıyorum. 500 euro. Güzel. Güzel. İyidir. Evliniz efendim?
Evet. Evet, evet. Evliyiz gerçekten. Benim çirkinliğime bakarak demediniz. Tamam. O zaman çok. Hayır, bu şimdi ilk önce kimle konuştuğumuzu bilelim diye böyle bir şey yapıyoruz. Güzel, 1500 euro harcıyorsunuz. Harcıyorsunuz. Bu kendi mutluluğunuz için değil mi? Ben de yapıyorum. Mesela saçım uzun, kuaföre gittiğim zaman çok sıkılgan, çok Burhan geçirdim. Burhan geçirdim. O ne ya? Burhan. Burhan mu? Buhran. He, değişti. Buhran geçirdiğim yerlerde kuaföre gidiyorum, saçımı kestiriyorum falan. Bir rahatlıyorum böyle. Bir rahatlıyorum. O bayanlardan geçti bana. Bayanın bir tanesi demişti ki ben kuaföre gidince rahatlıyorum. Sonra baktım alışverişe gidince de rahatlanıyor. Alışverişe gidince, kuaföre gidince, yemek yiyince rahatlanıyor falan. Kendine bakınca rahatlanıyor arkadaşlar. Kendine ne kadar para harcarsan o kadar iyi. Hadi herkes 2000 euro harcamaya alan. Değil mi? Burada ne kadar harcıyorsunuz mesela? Burada ne kadar harcıyorsunuz? O izinde çok harcıyoruz. İzinde çok harcıyorsunuz. İzinde... Kim kendileri? İzinde... Tanıyorsunuz. Tanımadığın insan size sanırım. Evet, hayır kızım. Tamam, eyvallah. İzinde harcıyorsunuz. Evet, tabii ki. İzinde harcıyoruz. Efendim, ne iş yapıyorsunuz? İşte meşgul müsünüz? Hayır, şu an değil. Ya, şu an değil, ne? Gömü mü var? Yani bir yerde gömü mü var? Yani, hazine falan mı? Yani 1500 euro. Ya, çalışmıyorum. Gerek yok. Gittikçe hanımefendi sıkıştırdım, böyle taşıya gidiyor. Evet. Bu para şey var. Hadi sanki bir banka BDK memuru. Bu para nereden geliyor? Esmer Hanım. Olur. Evet. Alayım mı? Alayım mesela geldiğimizde biz slogan bulmaya çalışıyoruz. Bu bizim işimiz. Ama ben yeteneksiz olduğum için sloganı sizin bulmanızı istiyorum. Ne kalksak ne dersiniz? Alayım AVM için. Güzel, beğeniyoruz. Bence Alanya'da en güzel alışveriş merkezi burası. Bence Alanya'da en güzel alışveriş merkezi burası. İmza Esmir Hanım. Yani Esmir Hanım çok fazla mağaza gezdiği için kalitenin nerede olduğunu biliyor. Kaliteli mi mağazaları? Azerbaycan, yani evet. Almanya'da mı yaşıyordunuz? Evet. Öyle demiştiniz. Almanya'da yaşıyorsunuz. Evet efendim. Azerbaycanlısınız. Aynı zamanda Almanya neresinde kalıyorsunuz? Hollanda sınırında. Hollanda sınırı. Hollanda sınırı. Özgürlükler lüks. Hollanda'ya geçtiğiniz oluyor mu? Tabii. Benden 5 dakikalık bir yer orada var. Kafeler var. Şey var. Pastalar var. Güzel pastalar varmış. İçecekler falan varmış. İşte o zaman hani bir şey yapıyorlar, beni almıyorlardı yurt dışına. Şey, birisi gönderdiği zaman mektup mu diyorsun, ne diyorsun Fargun'a? Mektup demiyorsun. Ne? İstek yolluyorsun. Öyle bir şey yapıyorum. Evet. Çok teşekkürler. 1500 euro harcadın. Burada harcıyor musun 1500 euro? Daha fazla. Evet. Fatma Hanım, Sayın Genel Müdür Yardımcım, görüyorsunuz ben burada röportaj yapıyorum diye Esmir Hanım 1502 harcıyor. Bana iyi davranın. Böyle Esmir Hanım gibi 3-4 tane ki zor bulur mu bilmiyorum. 3-4 tane misafir bulsam hey bana iyi davranın. Zam istiyorum. Teşekkür ederim. Esmir Hanım sayenizde zam istiyorum. Teşekkür ederim. Saygı ederim. Çok güzel bir bay hanımefendiyle beraberdik. Esmir Hanım iyi günler efendim. Kendisini çok tuttuk. Sağ olsunlar. Sağ olduk sevgili dostlar. Evet. Alanyum'un hemen yanına Alanyum 2'yi açıyorum. İsmini bari şey çalmasaydı. Alanyum 2 ne olabilir? Alanyum'un güzel tarafını biliyorsunuz. Alanya'da yaşamış olması, insanların ve Alanyum denmesi. Güzel. Alanyum AVM. Türkçe bir isim. Çok seviyorum. Arkadaşlar birazdan görüşeceğiz çünkü Faruk çok yoruldu ya. Kahve istiyor. Alanyum'da bir kahve arası. Sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Pıps gittim ben. Just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be so good.